Merhaba ben Erol. Bu videoda gördüğünüz gibi alınabilecek en mantıklı oyuncu kasalarından bahsedeceğiz. Burada gerçekten fiyat performans kasalarını listelemeye çalıştım. Başka sitelere de baktım fakat başka sitelerde bu fiyatları aldığınız ürünler daha pahalı şekilde karşımıza çıkıyor. Utopia.com'dan daha ucuza ve daha uygun maliyette oyuncu kasalarını bulmak daha mantıklı. Google'da zaten araştırdığınız zaman en mantıklı oyuncu bilgisayarlarını burada bulabiliyorsunuz. Kesinlikle sponsorlu bir içerik değil. Yani başka markalardan da bakmaya çalıştım. Alışım, sinerji olsun, Center olsun, başka siteler olsun hepsinden bakmaya çalıştım fakat maalesef ki dediğim gibi Utopia.com'da en mantıklı cihazların hepsi tek tek bulunuyor. Şimdi oyuncu kasası alacaksınız bu kasalar kesinlikle uygun fiyatlı ve alınabilecek sizi idare edebilecek oyuncu kasaları olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında yani performanslarından da bahsedeceğiz ne kadar oyunlarda performans veriyor ne kadar iyiler fiyatları zaten kendini belli Şimdi ilk kasamıza baktığımız zaman Utopia.com'da Helen Power isimli kasamızdan bahsedeceğiz edeceğiz. Burada gerçekten güzel bir kasa kullanılmış. Tasarım olarak diğer sayacağım kasa da aynı şekilde aynı kasayla birlikte geliyor. 3 tane fan girişi var içeri. Bir tane de dahiliye fanı bulunuyor. Ve hepsinde de RGB'nin olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında işlemcimiz Ryzen 5 5500 işlemcisi olarak geliyor. Normal gündelik işlemlerinizde vesaire her türlü işinizi çok rahat bir şekilde halledebilecek bir işlemci. Yani güçlü bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında 16 MB'lik ön bellek 7 nanometrik üretim teknolojisi ve 6 çekirdekle birlikte karşımıza çıkıyor. Anakart tarafında Asus A320 MK anakartıyla birlikte geliyor. Çok çok iyi bir performans beklemin normal fiyat performans anakartlarından bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında Goodram'in CL18 değerine sahip olan 3600 MHz'lere kadar çıkan DDR4 RAM'de tek kit olarak karşımıza çıkarken artı olarak da ekran kartı kısmında burada çok güzel bir ekran kartı kullanılmış. Asus'un RX 6500 XT ekran kartı kullanılıyor. Bu ekran kartı ile birlikte gerçekten güzel değerler alabiliyorsunuz. Birazdan bunlardan bahsedeceğim. Fakat diğer özelliklere de baktığımız zaman depolama kısmında 500 GB'lik M.2 SSD kullanılmış. Ve son olarak da baktığımız zaman 500 W'lık saplı kullanılmış. Bunda maalesef ki bir sertifika desteği bulunmuyor. Oyun kısmına baktığımız zaman oyun kısmında 1440p ultra ayarlarda Cyberpunk'ta 30 FPS alırken bunun yanında Assassin's Creed Valhalla'da da yine 1440p ultra ayarlarda 30 FPS desteğini alabiliyor. Red Dead Redemption 2'de ise burada 35 FPS'leri 1440p ultra ayarlarda yine bu oyuncu kasamız alabilirken Watch Dogs'ta 40 FPS ortalama ve bütün saydığım oyunlarda 1440p ultra ayarlarda açabiliyor. Yani bence performans olarak kesinlikle yeterli. Cyberpunk'ta biraz daha çekebilirsiniz. Bunun yanında diğer oyunlarda zaten 60 FPS yakın desteği verebiliyor. Diğer kasamızda fiyat olarak baktığımız zaman şu an 9000 TL bantlarında. Yine 9000 TL bantlarına alınabilecek çok çok mantıklı cihazlardan bir tanesi. GTX 1650 bulunuyor içinde fakat şöyle baktığımız zaman birkaç özelliği farklı. Öncelikle işlemcisinden başladığımız zaman Ryzen 5 5500 olarak geliyor. Anakart kısmında farklı bir anakart kullanılmış. MSI'nin A520 A Pro anakartı ile birlikte geliyor. Diğer anakarttan bir tık iyi olduğunu söyleyebilirim. Yine fiyat performans anakartlarından bir tanesi. Yani düşük fiyat alınabilecek en mantıklı anakartlardan bir tanesi. Buradan RAM kısmına geldiğimiz zaman yine GoodRAM'in CL18 3600 MHz hızlarına kadar çıkan 8 GB tek kitlik bir RAM'i kullanılmış. Ayrıca ekran kartı kısmında ise MSI'nin GTX 1650 ekran kartı kullanılmış. 1650 ekran kartı RX 6500 XT ile neredeyse aynı. Bazı yönlerde bir öne geçiyor. Bazı yönlerde bir öne geçiyor. Hani arasındaki farkı tamamıyla açıklayamam ama beraber eşit olduklarını söyleyebilirim. İsterseniz bu kasayı alırsınız. İsterseniz de gidip RX serisindeki ekran kartına sahip kasayı alabilirsiniz. Yani burada Nvidia'ya mı bağlısınız yoksa AMD kartı bir ekran kartı mı istiyorsunuz? Bu şekilde karar verebilirsiniz. Ayrıca M.2 SSD'si de 512 GB olarak geliyor. Bunun yanında 500 Watt'lık güç kaynağı ile birlikte gelirken maalesef ki güç kaynaklarında sertifika desteği bulunmuyor. Şimdi oyun performanslarına bakacağız. Oyun performansları kısmında ise şöyle söyleyeyim size. Burada Cyberpunk 2077'de yine 1440p ultra ayarlarda 30 ile 28 fps arası bir değeri alabiliyor. Bunun yanında Assassin's Creed Valhalla'da ise yine 30 fps destekleri alabiliyor. Bence burada RX 6500 XT bir tık önde olduğunu söyleyebilirim. Diğer oyunlarda da neredeyse RX 6500 XT ile aynı performansı veriyor. Yani çok çok aralarında bir fark bulunmuyor. Dediğim gibi bu iki ekran kart arasında kaldıysanız seçiminiz sadece Nvidia mı AMD mi olsun. İkisi de neredeyse çünkü aynı performans veriyor Şimdi gelelim daha güzel bir kasamıza. ModArt isimli İtopya'da satılan diğer bir kasamız 11.000 TL'ye satılıyor. Öncelikle ekran kartımız diğer ekran kartlarından neredeyse iki kat daha performanslı bir şekilde çalışıyor. Zaten bunu oyun testlerinde anlayacaksınız. Bunun yanında kasamız RGB LED'e sahip fanlarla birlikte geliyor. Ön tarafta 3 tane fan, arka tarafta ise bir tane fan olacak şekilde karşımıza çıkıyor. Bu kasamız Game Booster'ın kasası olarak geliyor. 650 Watt güç kaynağı ile birlikte 80 Plus Bronze sertifikası da bünyesinde bulunuyor. Kas olarak bence dış tasarım olarak güzel duruyor. Bunun yanında işlemci kısmına baktığımız zaman Ryzen 5 5500 işlemcisi yine karşımıza çıkıyor. Zaten fiyat performans bir işlemci olduğunu söyleyebilirim ve gerçekten başarılı bir performansı bize verebiliyor. Bunun yanında anakartımız Asus Prime B450 MK ikinci nesil anakart olarak geliyor. Bu anakartımız da diğer anakartlara göre bir tık daha iyi ve fazla özellikle birlikte geliyor. Ve performanslı bir anakart olduğunu söyleyebilirim. Maksimum olarak 4400 MHz'lere kadar overclock ile çıkabiliyor. RAM kısmında ise G-Skill'in tek slot halinde olacak şekilde 8 GB CL16 değerine sahip 3200 MHz hızlarına kadar çıkabilen RAM'i içerisinde bulunurken isterseniz kendiniz sonradan bir 8 GB daha RAM takıp yükseltebilirsiniz. Bunun yanında ekran kartımıza baktığımız zaman RX Radeon RX 6 6650 de ekran kartı ile birlikte geliyor. Dediğim gibi 6500 ve GTX 1650'ye göre iki katına kadar katlayabilecek kadar güçlü olduğunu söyleyebilirim. Yani rakibinin de RTX 3060 3050 arasında bir yerde olduğunu söyleyebilirim. Yani ne 3060 kadar başarılı, 3060 ile bazen aynı gidiyorlar ne de 3050 kadar kötü olduğunu söyleyebilirim. Arasında ortasının bir tık 3060'a yakın olmuş bir performans sahip olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi de kasa 11.000 TL'ye satılıyor. Gelin şimdi oyun performanslarına bakalım. Cyberpunk'ta yine 1440p ultra ayarlarda 55 ile 60 FPS arası stabil bir FPS aldığını söyleyebilirim. Bunun yanında Assassin's Creed Valhalla'da ise 65 ile 70 arası bir FPS değerini stabil olarak aldığını söyleyebilirken bazen burada 60 FPS'lere kadar da düşebiliyor. Red Dead Redemption 2'de ise 55 FPS'leri ortalama olarak alırken Watch Dogs: Legion'da ise burada yine 75-80 arası FPS'leri de çok rahat bir şekilde 1440p ultra ayarlarda alabiliyor. Horizon Zero Dawn'da ise 80 FPS'i de 1440p ultra ayarlarda alabilirken genel olarak bence ekran kartınız başarılı. En son verdiğim bu sistem dışında diğer sistemler gerçekten çok pahalı. Yani alınabilecek en mantıklı oyunca kasalarının bunlar olduğunu söyleyebilirim. Kısaca video bu şekildeydi. Sizce nasıl oldu video? Yani bu tarz videolar gelsin mi? Oyuncu kasaları ile alakalı videolar daha fazla gelsin diyorsanız daha fazla yakında bu tarz içerikler çekmeye çalışırım Eğer ki daha fazla gelsin diyorsanız da aşağı taraftan beğenerek ve yorum yaparak bunu bana iletebilirsiniz Yani bence güzel bir konsept Umarım tutar Çünkü onca kasarına bakıyorum gerçekten fazla izleniyor ama baktığım zaman bu tarz bir video çekini görmedim yani toplu bir şekilde onca kasarını alıp önermek hiç görmedim neredeyse Umarım bu konsept hoşunuza gider Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın